Burada yer alan zaman çizelgesi 200 bin yılı kapsıyor arkadaşlar. Yani geçmişten günümüze şimdiye kadar 200 bin yıl. Ve sadece bunun ne kadar e, uzun bir süre olduğunu anlamak için eğer 2000 yıl önce Roma İmparatorluğu zamanına gidecek olsaydık bu kabaca zaman çizelgesinde burada olurdu. Ve eğer piramitler ne zaman inşa edildi diye soracak olsaydım o da zaman çizelgesinde hemen hemen burada olurdu. Dolayısıyla insan standartlarına göre bu çok uzun bir süre. Ve bu süreyi ben rastgele seçmedim. Alt türümüz Homo sapiens sapiensin, yani anatomik olarak modern insanların yaklaşık 200 bin yıldır gezegenimizde olduğunu belirtmek için, buna inanıldığını söylemek için seçtim. Şimdi bu taş aletleri göstermemin nedeni şu. Modern insanlığın hatta modern öncesi insanlığın çağları veya dönemleri Adını arkeolojik kazılarda bulunan alet türlerinden alıyor. Dolayısıyla tarih öncesine yakın olan dönemden başlayarak insanlık tarihinin çoğu Paleolitik Çağ ya da eski taş devri olmuştur. Paleo eski, litik ise Yunanca litos yani taş anlamında. Buna bazen yontma taş devri de deniyor. Eski taş devri insanlık tarihinin büyük kısmını oluşturur yaklaşık 15-20 bin yıl öncesinde de mezolitik dönem var. Ama sonra hemen hemen 10 bin yıl önce taşlar çok daha cilalanmış gibi görünüyorlar. Tıpkı bunlar gibi. 10 bin yıl önce başlayan dönem ya da dünyanın hangi bölgesine baktığınıza göre değişen yaklaşık 10-15 bin yıl önce başlayan bu dönem ise neolitik dönem. Neolitik yeni taş anlamında. Buna bazen cilalı taş devri de deniyor. Ve bu zaman çizelgesinin üzerinde, dünya üzerinde çok büyük ölçekte de olsa iklim devirlerini gösterdim. Bu mavi dönemler buzul çağları, bu kırmızımsı turuncu dönemlerde buzul çağları arasında kalan dönemler. Burada yaklaşık 15 bin yıl önce daha doğrusu sona eren son buzul çağını görebilirsiniz arkadaşlar. Kabaca 110 bin yıl önce başlamıştı. Şimdi size tüm bu paleolitik, neolitik ve buzul çağlarından bahsetmemin nedeni, birazdan tüm dünya tarihindeki muhtemelen en önemli olay dizisi ya da buluşu hakkında konuşacak olmamız. Yani tarım hakkında. Evet, bunu yazalım. Tarım. İnsanlık tarihinin büyük kısmında bu paleolitik dönem boyunca bu zaman çizelgesinde 10-15 bin yıl öncesine kadar atalarımız avcı ve toplayıcı, toplayıcıydılar. Av hayvanlarının peşinden gitmek zorundaydılar. Belirli bir yere yerleşemiyorlardı. Belki birkaç tane balık kaynaklarına yakın basit şekilde balıkçılık yaptıkları yerler vardı ama avcılığı genelde bu şekilde yapıyorlardı. Ayrıca toplayıcılık da yapıyorlardı. Yani bulabildikleri yerlerden meyveler ya da mantarlar topluyorlardı muhtemelen böcekler gibi pek çok şey de yiyorlardı. İşte insanlık tarihinin büyük kısmı böyle. Fakat yaklaşık 10.000 veya 15.000 yıl önce bir şey oldu ve insanlık doğayı kendi ellerine almaya başladı ve atalarımız avlar nereye göç ediyorsa onları takip edelim demek yerine bu hayvanları evcilleştirelim demeye başladılar. Bazılarını alalım, onları yetiştirmeye başlayalım. Böylece insanların tüketmelerine daha uygun olsun yetiştirilmeleri daha kolay olsun. Belki daha sağlam olurlar ve biz de onları çiftleştirir, süt ve etleri için yetiştiririz gibi bir düşünce oluştu. Böyle bir düşünceye kapıldılar. Ayrıca bitkileri de evcilleştirmeye başladık. Bitkileri neredelerse, yani nerede bulunuyorlarsa daha doğrusu oraya gidip toplamak yerine ekim yapmaya başlamak söz konusu oldu mesela. Ve atalarımız öncesine kıyasla daha öngörülebilir bir şekilde bitkileri ekebiliyor, hasat edebiliyor ve böylece daha tahmin edilebilir bir gıda kaynağı elde edebiliyorlardı. Bunların her ikisi de insanların daha fazla nüfus yoğunluğuna sahip olmasını ve daha yerleşik bir hayat sürmesini sağladı. Bu çok 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 muazzam bir şey arkadaşlar. Sadece bir fikir vermesi açısından, gezegenimizin avcı toplayıcı olarak insanlığı taşıma kapasitesinin 10 milyon kişi olduğuna inanıyoruz ve tahminlere göre bu rakam son buzul çağı civarında ya da ondan kısa bir süre sonraki dünya nüfusu. Bunun nedeni 100 kişilik bir avcı toplayıcı grubun avlanmak ve toplayıcılık yapmak için 50 ila 100 kilometre kare arası. Hatta bazı tahminlere göre 500 kilometre kare arası bir yere ihtiyacının olmasıydı. Avlanmak ve besin maddesi toplamak için bu alan çok büyük gelebilir size. Ama siz ve ailenizin ormanda yaşamak zorunda olduğunu bir düşünün. Ne kadar yiyecek bulabilirsiniz? Eğer avlanmaya çalışıyorsanız günde kilometrelerce yürümeniz gerekecek. Tahıl, meyve mantar gibi şeyler bulmak için yine günde kilometrelerce yürümeniz gerekecekti. Ancak tarım yapılmaya başlanmasıyla birlikte çok daha yoğun bir nüfus ortaya çıkmaya başladı. Aslında tarımın doğuşu Neolitik çağda meydana geldiğinden, yani ilk tarım Neolitik dönemde yapıldığından Genellikle bunlar birbirlerinin yerine de kullanılırlar. Neolitik döneme tarım dönemi de denir. Hatta tarım devrimi diye bahsedilir. Bu dönemden yani 10-15 bin yıl öncesinden Antik Roma dönemine geldiğimizde yani yaklaşık 10 bin yıl geçtiğinde dünya nüfusu tarımla birlikte 10 milyondan hemen hemen 250 milyona yükseldi. Yani 25 katına. Biliyoruz ki. Roma döneminden şimdiye kadar olan zamanda yani tarımla birlikte 2000 yıl daha düşünün. Nüfusumuz 28 kat arttı ve 7 milyara yükseldi. Ve tarım olmadan bu kadar yoğun bir nüfus olmasının başka bir yolu da olamazdı arkadaşlar. Şimdi asıl mesele şu. Tarım neden tam o zaman ortaya çıktı? Bir teoriye göre aslında buna e, tek teori de diyebiliriz ama tek derken tırnak içine alıyorum bunu. Buzul çağının sona ermesinden sadece birkaç bin yıl sonra, belki toprağın tarım yapılmasına uygun olmasını sağlayan en azından insan bakış açısından olumlu bir iklim değişikliği oldu. Bu makul bir teori gibi görünüyor. Ama diyebilirsiniz ki, buzul çağı olmayan başka dönemler de oldu. Peki o dönemlerde tarım yapıldığına ilişkin neden hiç kanıt yok? Buna karşı sunulan bir karşıt argüman ya da açıklama şöyle Anatomik olarak modern insanlar yaklaşık 200 bin yıl önce ortaya çıkmaya başladı ama bu onların düşünme şeklinin ya da beyinlerinin modern insanlarla birebir aynı olduğu anlamına gelmez. Ve belki de bu dönemde insan beyni tarım yapmayı ya da düşünmeyi, bunu düşünmeyi daha doğrusu beceremedi. Bazı teorilere göre ise zaman içinde avcılık toplayıcılık yoluyla insan nüfusu artmaya devam etti ve son buzul çağından hemen sonra bu nüfus kitlesi bu kritik noktaya gerçekten çok yaklaştı ve bu noktada her doğan kişi için bir başka insanın yaşamaması gerekiyordu. Çünkü avcı toplayıcılar için belirli miktarda bir gıda kaynağı vardı. Ve böylece ihtiyaçtan insan grupları hayvanların bir kısmını evcilleştirmeyi, bitki yetiştirmeyi düşünmeye başladı. Böylece birdenbire nüfus daha da yoğunlaşmaya başladı. Bunu yaparak insanlar sadece hayatta kalmakla yetinmedi. Aynı zamanda çatışma gibi etkileşimlere de girdi. Bahsettiğim gibi, tarım başladıktan sonra ve tarımın ilerlemesiyle birlikte bu insanlar daha yerleşik olabildiler. Oradan oraya gitmek zorunda değildiler, sürekli dolaşmak zorunda değildiler. Bu da onların savunmaya yönelik yapılar oluşturmalarına imkan tanıdı. Çeşitli konularda uzmanlaşma mümkün oldu. Yani yiyecek bulma konusunda herkesin aynı anda uğraşmasına gerek kalmadı. Ve böylece savaşçılar yetiştirildi, Silahlar geliştirildi ve kabilenin veya grubun nüfusu sadece daha fazla yoğunlaşmakla kalmadı, aynı zamanda sahip oldukları mülklerini de savunabilmeye başladılar. Hatta mülkiyet çok çok önemliydi çünkü insanlar mülklerini çiftçilik için kullanıyorlardı. Avcı toplayıcılar ise bu alanı sadece yemek bulmak için dolaştıkları bir alan olarak görüyorlardı. Şimdi tarımın doğuşunun gerçek nedeni ne olursa olsun, farklı teorileri bir kenara bırakalım. Tarımın toplum üzerinde derin etkileri olduğunu söylemeden geçemeyiz bunu söyleyelim. Tarım olmadan şehir devletlerinin doğuşu da olmazdı arkadaşlar. Şehir devletleri yoğun nüfusa sahipti. Avcılık ve toplayıcılık ile işleyebilecek yapılar değillerdi. Teknolojinin gelişmesi de tarım olmadan sağlanamazdı çünkü bunun için insanların daha fazla zamana, uzmanlaşmaya ihtiyaçları vardı. Demek istediğim günümüzdeki bu uygarlık olmazdı eğer tarım olmasaydı. Hatta biz de Kaan Akademi olarak size bu videoları yapamazdık. Aslında çoğumuz bu gezegende bile olamazdık. Çünkü dünya teknolojik olarak sürekli ilerleyen tarım olmasaydı bu büyük nüfusu taşıyamazdı. Yani aslında bu anlattıklarım küçük bir şey gibi görünebilir. Avcı toplayıcılıktan tarıma geçildi diye böyle hızlıca anlattım. Ama aslında tarım, insanı insan yapan, onu tanımlayan şeylerden biri. Yani dil ve yazıyla birlikte en derin etkileri olan olgulardan biri de tarım. Şimdi, tarımın nerede doğduğunu anlamak için haritaya bakalım. Tarımın ortaya çıktığı düşünülen çeşitli bölgeler vardır. Onlar şunlar. Levanta denen Doğu Akdeniz bölgesi bunlardan biri. Burası günümüzde Orta Doğu olarak bilinen Suriye, İsrail, Filistin, Irak ve Türkiye'nin bir bölümünü kapsıyor. Tarımın 10.000 ila 15.000 yıl önce ilk kez ortaya çıktığının düşünüldüğü yerlerden biri bu. Pirincin Çin'den geldiği düşünülüyor. Bu konuda 6000 ila 13000 yıl öncesi arasında değişen tahminler gördüm. Binlerce yıl önce Ant Dağları'ndan gelen patates ve diğer bitkiler var. Bunlar tarım yapıldığını, hem bitkilerin hem de hayvanların ilk kez evcilleştirildiğini gördüğümüz bölgelerden birer örnek. Ve ilginç olan şey, daha fazla arkeolojik kazı yaptıkça muhtemelen zamanla diğer yerleri de keşfedeceğiz ve eski tarımla eski insanların daha fazla fosil kanıtlarını bulacağız. Bunların olduğuna inandığımız zaman dilimi bile, yani 10.000, bin, 12.000, bin, bin yıl öncesi dediğimiz zaman dilimleri bile belki biraz daha geriye giderek değişebilir. Videoyu şimdi burada sonlandırıyoruz ama özetle şunu söylemek istiyorum. İnsanlık tarihinin büyük kısmında silahlar ve aletler için kaba taşlar yapıyor, aynı zamanda bulabileceğimiz her yerde hayvanları kovalıyorduk. Ekilebilir, güvenilir gıda kaynakları yoktu. Bulabildiğimiz yerde ailemizi besleyebilmek için meyve, tahıl ve böcek topluyorduk ve belirli bir bölgede etrafta kaç kişinin olabileceği konusunda bir sınır vardı. Ancak buzul çağının bitmesinden kısa süre sonra hepsi değişti. Bir nüfus patlaması yaşandı ve işte bunun tarımdan kaynaklandığını düşünüyoruz.